Söyleyen halk uzunlarından Murat Çobanoğlu. Çobanoğlu eski geçmiş bir hikayeyi canlandırıp konuşmaya devam edecek. Hikayem Ahmet'le Mehmet. Bu hikaye memleketimizde, yani vatanımızda, Türkiye'mizde geçmiş olan bir hikayedir. Hikayemin temeli Kayseri'den başlar, Erzincan'da biter. Aşıklar hikayeyi söylemeden önce üç kıta bir beyit okur. Ben de üç kıta türkü söyledikten sonra asıl hikayem Ahmet'le Mehmet'e başlayacağım. Bütün kuşlar yuva yapar, bilmem ne zaman gelecek. Yaralarım göz göz oldu, derman ne zaman gelecek. Yaralarım göz göz oldu, derman ne zaman gelecek? Bir canım var, amanet. Bir günde olur nihayet. Boynumu arıyor cellat, ferman ne zaman gelecek? Boynumu arıyor cellat, ferman ne zaman gelecek? Ömrüm geçmiştir dünyada, dert oldu dertten ziyade. Gemim kalmıştır deryada, kaptan ne zaman gelecek? Gemim kalmıştır deryada, kaptan ne zaman gelecek? Aldanma dünyaya yalan, var mıdır temelli kalan? Gönül bağı oldu veren, bağma ne zaman gelecek? Gönül bağı oldu veren, bağma ne zaman gelecek? Çoban oğlu düştü derde, arzum vardır ama nerede?
Koyun yedirdim burada, çoban ne zaman gelecek? Koyun yedirdim burada, çoban ne zaman gelecek? Evet, halk hikayesinde efsane de olsa bir hikayedir. Her insanın başından çok mecralar geçmiştir. Ahmet Erzincan'dan, Mehmet ise Kayseri'dendir. Her ikisi de çok eski bir tarihe dayanır ki İstanbul'da kaymakamlık okulunda okurlar. Fakat Ahmet, babanın, ananın bir tek evladı olduğu için her geçen günler, her geçen yıllar ana baba için seneler değil, günler değil, sanki bir dakika, bir yıl olurdu. Ahmet bir gün babası Mahmut Bey'e bir mektup yazar. Canım baba, çok sevdiğim ahbabım, can kardeşim, sırdaşım, bir Mehmet isminde ahbabım var. Eğer mümkünse okulumuzun son yılını bitirmeye yaklaşmışız. Bu son tatili yazın bizim Erzincan'da geçirmeyi istiyorum. Babaya, anaya bu mektup gelince sevinç içerisinde köküsleri kabarıp gözyaşları döktüler. Sevinç gözyaşıydı bu. Mektup yazar yavrum, onun için hiç dert etme, bir ahbap değil, 100 ahbap getirsen bile hanemiz, evimiz, kapımız açıktır bizim. Fakat Mahmud Ağa bir evladı Ahmet Bey'i, yakın bir komşunun kızı Perişan Sultan'la nişanlamıştı. Nişan yüzüğünü mektubun içerisine bırakan annesi şöyle seslenirdi. Yavrum, sana layık olarak bir güzel seçtim. Çok asıllı, çok asaletli. Bu yüzük mektubun içerisinde Ahmet Bey'e yetişmekte. Ahmet Bey ise Mehmet Bey'le çok samimiydiler. Bir yudum su, bir lokma ekmeği olsa bile yarısını Mehmet, yarısını Ahmet, o yudum suyun yarısını Ahmet, yarısını Mehmet Bey içerdi. Mektup geldiği zaman utandı ki Mehmet Bey'e mektubu söylemeye. Bu mektubu sır sakladı. Dedi, Mehmetciğim, buyur Ahmet Bey, bu yıl tadilimizi Erzincan'da geçireceğiz. Tabii der, her ikisi de tadil olur, Erzincan'a gelirler. Yol Erzincan'a yaklaşınca Ahmet'in gözleri dolup başındaki saçlar bir ok gibi olup rengi saralmaya başladı. Mehmet Ahmet'e sordu. Aman canım kardeşim, sende bir hal mı var? Sanki Mehmetciğim, benim başımda bir duman var. Neymiş? Müsaade edersense şunu söz ile okuyacağım der. Bakalım ki Ahmet ne söyler? O sır kardeşi, can yoldaşı Mehmet ne dinler? İçerim yanıyor bak.
başımda duman, korkarım Mehmet Bey ayrılam senden. Dünyayı verseler bağışlamam ben, korkarım Mehmet Bey ayrılam senden. Kardeşim senden, vay canım senden. Dünyayı verseler değişmem seni, korkarım Mehmet Can ayrılam senden. Amanım senden. Gözlerinden yaş döküp şöyle etrafına baktı. Erzincan'ın çok eski bir zamanı ki AFAD'dan depremi görmeyen Erzincan'ın zamanıydı, o zamanıydı. Mehmet dedi, canım Ahmet, bu bir rüya mıdır? Bu bir gerçek midir? Senelerden beri diz çürüdük, bir yastığa baş koymuş iki kardeşten farkımız olmayan her ikimiz, ayrılmamıza imkan var mı var? Ahmet ise, dur Mehmetçiğim, şu arzumu bir daha dinle. İçerimde olan ağır yaradır. Dünya değirmandır, tek bir sıradır. Sanma gördüğüm benim rüyadır. Korkarım Mehmet Bey ayrılam senden. Kardeşim senden. Senden korkarım Mehmet Bey ayrılam senden. Kardeşim senden, azalım senden. Mehmet şöyle dile geldi, aman canım Ahmet, başka şey düşünme, bırak şu lafı da, Erzincan'a yaklaşmışız, şu karşıda bir saray var, muhakkak ki o ev sizin olmalıdır. Ahmet gözlerini süzdürdü, şöyle evlere bakınca, babası evleri yeni yaptırmıştı ki, çok sevdiği, dünyalara değişmediği bir tek evladı Ahmet Bey'e o konakları yaptırmıştı. Ahmet evlere bakıp Mehmet Bey'e son türküsünü şöyle okudu. Ahmet'in çektiği dünyanın zarı, gönülden sevdiği bahçenin varı. Gözümde yoktu dünyanın varı, korkarım Mehmetcan ayrılam senden. Gözüme görünmez dünyanın varı, korkarım Mehmet Bey ayrılam senden. Mehmet Ahmet'e teselli vererek yavaş yavaş Ahmet Bey'in hanesine doğru yürümeye başlayınca baba, ana gözleri yolda olan baktılar ki Ahmet Bey ile yanındaki olan arkadaşı, okul arkadaşı Mehmet Bey ile geliyor. Babası elini topraklara sürüp
yüzüne vurduktan sonra, "Ya Rab, sana şükürler olsun ki Ahmet'imin yüzünü gördüm," der. Gelen arkadaşı Mehmet'i de bağrına basan Mahmud Ağa ve annesi Hanım Sultan yavrularını bağrına bastı. Evin içerisine alıp hürmetten sonra akşam yatmak zamanı geldi.